Hocam, ne diyorsunuz? Bu kadar bir zaman bulundunuz Turgut'la, hizmet verdiniz. Görüşünüz ne? Şimdi tabii ilk Turgut diye geldiğimizde Turgut Spor'un bütçesi belliydi. Ve bal takımından yeni çıkan bir takımdı. Bu takım özellikle idarecilerle, yöneticilerle konuştuğumuzda sadece ligde kalsın ve var olan borçlarımızı ödeyelim ve bu borçlardan kurtulup bir an önce gelecek senenin yatırımlarını yapalım projesi vardı. Ve biz de tabii ki buna uygun oyuncularla yola çıktık. Yola çıkarken de birçok insanın inanmadığı, bu takım küme düşer dediği takımla, oyuncularla birlikte hareket ettik. Ve ilk devreyi 27 puanla hiç kimsenin beklemediği bir yerde bitirdik. Tabii burada ilk devreki oyuncularımızın ortaya koymuş olduğu performans gerçekten takdire şayan bir performanstı. Ama özellikle birinci devrenin son haftaları ve ikinci devrenin başlarıyla itibaren sezon başındaki istek ve arzularında, fiziksel güçlerinde değil, sezon başındaki istek ve arzularında bir eksilme gördük. Bununla ilgili çok oturup konuşmamıza, motive etmemize rağmen bunu bir türlü telafi edemedik. Ve en son Erzincan maçında farklı bir skor bize artık burada kalmanın yanlış olduğunu, kaldığımız takdirde Turgut Spor'a zarar vereceğimizi ve bunun için de bir an önce bir kan değişikliğine gidilmesini yöneticilerimize ifade ettik ve bunu yöneticilerimizden istedik. Onlar da anlayışla karşıladılar ve karşılıklı anlaşarak ayrılış kararı aldık. Elbette ki Turgut'ta kaldığım sürece gerek basından gerek futbol severlerden olumlu mesajlar ve iyi destekler aldık. Zaman zaman kötü şeyler de olsa, bu her şehirde olacağı gibi, bazen bu tür şeyler, olumsuz şeyler de oluyor. Bunun için özellikle Turgut'ta futbolu seven basına ve herkese çok teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra da Turgut Spor hak ettiği yere gelir. Şöyle, geleceğine de eminim. Şu anda bıraktığımız noktada Turgut Spor playoff'taki rakiplerine 4 puan uzakta, lidere de 7 puan uzakta. Eğer özellikle önümüzdeki haftalarda performansını yükseltip, morallerini düzeltip yollarına devam ederlerse, ben Turgut Spor'un playoff'a ve playoff'ta da hangi rakip olursa olsun karşılaştığında ikinci lige çıkacaklarına inanıyorum. Ve gözüm kulağım oyuncularımızın üzerinde olacak ve kalbimle onları destekliyorum. Peki hocam.